zina hakikaten ırz ve nesepler hakkında işlenen büyük bir suçtur. Aileleri perişan eder, yuvaları yıkar, insanlar arasına düşmanlık sokabilir. Evet, onun için bütün şeriatlerde, bugüne kadar gelen bütün şeriatlerde zina haram edilmiştir. Çünkü zina fert için felakettir, cemiyet için fecaattır, nesne de ihanettir. insan vücuduna hıyanettir zina. Onun için yasaklanmıştır. İnsan eşrefi mahluktur. He? Hepsi herkes birer cennet namzedidir. Ama insan bu değere layık olmazsa nefsani arzularının, hayvani hislerinin peşinden gider ve başkalarının namusuna musallat olursa dünyevi uhrevi çok ağır cezalar ve müeyyideler koymuştur İslam. Onun için dikkat etmeli. Bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? La yezni zani hine yezni fe Zinakar kimse mümin olarak zina etmez diyor. Ya zina ediyor ya. O mümin olarak zina etmez. Çünkü Allah'ın gördüğünü bile bile bunu yapmak. Allah'ın en çok kıskandığı bir şey. Yani senin eşini, kızını Allah senden daha çok kıskanıyor. İlâ zenel abdu haraca minhül Bir kul zina işlediği zaman iman ondan çıkar. Fekâne fevka râsî kezzulleti. He? Ve bir gölge gibi başının üstünde durur. Bak zina ederken iman ondan çıkıyor. Gölge gibi başının üzerinde duruyor. Feyda haraca min amel. Ne zaman ki bu çirkin amelden çıkar ayrılır. Ade ileyhil iman. İman o kimseye o zaman döner diyor. Allah muhafaza. Yani kuş kafesten uçtu mu, iman çıktı mı bir daha tehlike var ya girmezse Allah muhafaza. Bir Müslüman ne yapamaz bunu göze alamaz kıymetli kardeşlerim. Yani bu tehdide rağmen buna nasıl tevessül edilecek? He? Allah muhafaza ya o haldeyken ecel gelse ne olacak? Değil mi? Ya. Hatta Tirmizi şu ziyadede bulunuyor. Tevbe edince geri döner. Yani tevbe gerekiyor. Bakın kıymetli kardeşlerim zina edenler hakkında çok tehditkar bir hadis-i şerif vardır. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Fe innehu yucibu sahatar rabbi. Rabbin gadabını celbeder. Allah onlara çok gadaplıdır. Zinakarlara Mevla gadaplıdır. Rahmetiyle muamele etmez. Gadabıyla muamele eder. Çünkü namuslara musallat olmuştur. Çünkü Allah'ın yasakladığı çok çirkin bir fiili Allah'tan korkmadan işlemiştir. Ve el hesab ve hesabı çok kötü olur. Hesabını veremez. Zinakarlar ahirette Allah'a nasıl hesap verecek? İmam-ı Suyuti diyor ki, efendim bize şöyle bir haber bali oldu ki diyor, bir kimse dünyadayken dükkanına bir müşteri, bir kadın gelmiş de, he, ona mal verecek, mal alacak, para alıp verirken, her neyse şehvetle nazar ediyor, bakıyor ve tevbe etmeden de ölüyor. Ahirette Allah'a bunun hesabını verirken utancından, mahcubiyetinden yüzündeki diyor etleri sapır sapır yere döküldü, bize bali oldu diyor. Hani hesabı Allah'a veririz hoca efendi. Kolay zannediyorsun. Allah'a hesap vermeyi kolay zannediyorsun. Hem Allah'ın dediğini yapmayacaksın, isyan edeceksin, namuslara musallat olacaksın. Sonra da Allah'ın huzurunda kolay hesap vereceksin öyle mi? Bak suratlarında efendim, etler patır patır sapır sapır dökülüyor yani. Kolay hesap veremez diyor. Vel hulude finnar ebedi cehennemde kalmasına sebep olabilir. He, hele zaten inkar ettiyse zaten Allah muhafaza ebedi cehennemdedir. Ama o çirkin fiil yaparken iman çıkıyor ya. Çok büyük tehlike, çok büyük tehdit ebedi cehennemde kalmasına sebep olabilir kıymetli kardeşlerim. Onun için ne yapacağız? Dikkat edeceğiz. Allah'ın haramlarına, yasaklarına, he Allah'ın koyduğu hadde hududa dikkat edeceğiz kıymetli kardeşlerim.